Değerli basın mensupları, Gelecek Saadet Kurumu Başkanı olarak bugünkü basın toplantımızın konusu mülakat uygulaması ve yol açtığı adaletsizlikler. Basın toplantımıza başlamadan önce, yani konumuza girmeden önce bir hususa temas etmek istiyorum. Sayın Devlet Bahçeli bir yürüyüş yaptı ve bu yürüyüş Ferdi Tayfur'un bir şarkısı eşliğinde yapıldı ve bu yürüyüşle ilgili atılan video 12 milyon kişi tarafından izlendi. Ve bir haftadır Sayın Bahçeli bu yürüyüşün için yaptı ve Ferdi Tayfur'un bu şarkısının için dinledi. Neden Ferdi Tayfur'u dinledi? Kime göndermede yaptı diyerek günlerdir basın bunu yazıyor, bunu konuşuyor ve sanki Türkiye'nin bütün meseleleri bitti. Yolsuzluklar bitti, hırsızlıklar bitti, hukuksuzluklar bitti, keyfilikler bitti, işsizlikler bitti. 17 bin lira asgari ücret alan adamlar çok rahat yaşamaya başladılar. 10 bin lira maaş alan emekliler çok rahat bir şekilde ev kiralarını ödemeye, doğalgazlarını, elektriklerini, sularını, mutfak masraflarını ödemeye başlamışlar gibi ve bu konuşuluyor. Buradan Sayın Bahçeli dahi bundan rahatsız olmuştur. Öyle tahmin ediyorum. Türkiye'nin konuları varken, çok önemli problemleri varken, hukukla ilgili, ekonomiyle ilgili, dış politikayla ilgili, sosyal hayatımızla ilgili, siyasi hayatımızla ilgili, meclisimizle ilgili ve Türkiye'nin çok acil, ehem ve mühimi arz eden çok önemli problemleri varken kalkıp Sayın Bahçeli'nin bir küçük rahatsızlıktan sonra yürüyüşünü gündeme getirmek ve bu yürüyüş üzerinden de bir haftadır bütün televizyonlarda vaktimizi çalmalarını da basın açısından da ben talihsizlik olarak değerlendiriyorum. Milletime de sesleniyorum. Milletim, bu tür konulara prim verme ve sen daha çok seni ilgilendiren ekonomik problemlerini, sosyal problemlerini, siyasi problemlerini, çocuklarının geleceğini konuş diyorum ve esas konumuza geçiyorum. Birkaç gün önce bana bir bilgi ulaştırılmıştı. Olayın doğruluğunu teyit ettikten sonra bir sosyal medya paylaşımı ile bu konuyu gündeme getirmiş ve bazı sorular sormuştum. Konu Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan kişilerin görevde yükselme sınavında derece ile başarı sağlamış olmalarına rağmen mülakat adı verilen ve benim adına yandaş tespit etme uygulaması ile eledikleri vatandaşlarımızın feryadıydı. Yazılı sınavlara girmeye hak kazanmış ve söz konusu sınavlarda büyük başarı elde etmiş ve bu insanların nasıl ve hangi gerekçelerle başarı sayıldıkları bizce malumdur. Yaptığım Twitter paylaşımında özetle bu listeye bakın ve utanın diyerek yetkili kişileri ve hassaten iktidarı eleştirmiştim. Bu yetkililere başarılı olanların tamamını niye elediniz diye sormuştum. Bana bu bilgiyi veren vatandaşlarımızın bir kısmını tanıyorum ve kanunsuz hiçbir işlerin olmadığını biliyorum. Zaten kanunsuz bir iş yapsalar bu kamu görevlerini devam ettiremeyecekleri gibi bu sınavlara da alınmazlardı. Hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılındaki milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen önce mülakat uygulamasının adaletsizliğe yol açtığını dile getirerek ve seçimlerden sonra mülakat uygulamasının kaldırılacağını ve sadece ve sadece KPSS ile insanların sınava gireceklerini belirtmişti ki bu çok doğru bir sözdü, vaatti ama maalesef seçimlerden sonra unuttular. Zat-ı şahaneleri yani Sayın Cumhurbaşkanları bir ifadesinde böyle bir şey dediysek diyerek söylediklerinden haberi olmadığı izlenimini vermiştim. Sebebinin ne olduğu kısa sürede anlaşıldı. Atadığı sekreter bakanlarından Milli Eğitim Bakanı denilen zat mülakat gibi mülakat yapılacağından bahsederek aklımızda dalga geçmiş, alay etmişti. Ve Sayın Cumhurbaşkanı eğer böyle bir şey söylemişsek Milli Eğitim Bakanımızla ve İçişleri Bakanımızla oturur, bir noktada anlaşırız ve bir çare buluruz demişti. Ya bugüne kadar bu bakanların hiçbir esamesi okunmuyordu ki. Bu bakanların istifa etme yetkisi bile yoktu. Bu bakanlar ancak affını isteyebilirlerdi. Sayın Cumhurbaşkanı kalkmış, Milli Eğitim Bakanı ile konuşacakmış, İçişleri Bakanı'na konuşacakmış. Sözü veren sensin. Sözü veren sen olduğuna göre de uygulayıcı da senin olman lazım. Talimatı da senin vermen gerekiyor. Ne zamandan beri parti içerisinde veya bakanlar arasında bakanlara danışma konusu gündeme gelmiş ki? Bu ülkede TUS yani tıpta uzmanlık sınavı yapılmaktadır. Ne zaman başlamıştır bu tıpta uzmanlık sınavı? Kenan Evren 12 Eylül darbesini yaptıktan sonra. Darbelere karşıyız. Darbecilere de karşıyız. Ama Kenan Evren ve arkadaşlarının yaptığı 3 uygulama vardı. O günün şartlarında YÖK gerekliydi.
YÖK'ü kurdular. Bugünün şartlarında YÖK'ün yerine yeniden demokratik, şeffaf bir yapının oluşması lazım. İkinci olarak öğretmen evlerini ihdas ettiler ki doğruydu, öğretmenlerimizi çok beni bağışlasınlar. Teşbih de hata olmaz, benzetme dağıtma, sokaklardan kurtardılar. Kahvane köşelerinden kurtardılar ve öğretmenlerimize aşıyabilecekleri kendilerini eğitim seviyelerine ve de aynı zamanda fikir alışverişleri, bilgi alışverişi yapabilecekleri bir ortamı ihdas ettikleri için teşekkür ediyorum. Üçüncü olarak da tıpta uzmanlık sınavını getirdiler. Yani bir kişi doktor oluyor. Türkiye'nin binde birlik dilimine giriyorlar. Çok zeki çocuklar. Ardından bunlar 6 sene, 7 sene okuyorlar. Ardından 2 sene, 3 sene uzmanlık sınavlarına hazırlanıyorlar. Sonra uzman oluyorlar ve sınava giriyorlar. Beyin cerrahı oluyorlar, kalp cerrahı oluyorlar veya kadın doğum mütehassısı oluyorlar. En zekileri en iyi yerlere gelerek ve Türk tıbbına, Türk sağlığına, vatandaşların sağlığına hizmet ediyorlar. Covid sürecinde başarımızı o tıpta uzmanlık sınavına borçluyorduk. İşte tıpta uzmanlık sınavında torpil yoktur. O nedenle liyakat ve ehliyet vardır. O nedenle liyakat ve ehliyetin getirmiş olduğu da başarı vardır. Ama geliyorsunuz, peki doktorlukta torpile ve tavasla imkan vermediği için yapılmayan bu mülakat uygulaması hakimlikte, savcılıkta, memurlukta, mühendislikte, avukatlıkta, öğretmenlikte, polislikte niye yapılıyor? Neden yapıyorsunuz bunları? KPSS'yi rahmetli Bülent Ecevit getirmişti. Rahmet olsun. İyi bir şey yapmıştı. Sonra FETÖ buradan sollar çalarak devlet ele geçirme çalışması yapmak istemişti. Ve başaramadı. Başaramazdı da zaten. Şimdi de kalkmışlar. Bu iktidar mülakat eliyle devlet ele geçirmesi çalışması yapıyorlar. Bir noktada vatandaşlarımızı yüzsüzleştiriyorlar. 200'lü, 300'lü, 400'lü yaptıkları yetmiyormuş gibi yüzsüzleştiriyorlar. Nasıl? Çünkü vatandaşlara diyorlar ki ancak benim partime üye olursan, benim partime üye olanlar devlet dairelerinde yer bulabilirler, mülakatta yer bulabilirler. Birileri rüşvet veriyor, birileri iltimas arıyor, birileri torpil buluyor, birileri irtikaba başvuruyor, birileri de parti üyeliği üzerinden devlet dairelerine gelebilmenin, liyakatsiz ve ehliyetsiz insanları taşıyabilmenin yollarını araştırıyorlar. Çünkü bu mülakatı kendi adamlarına hakim, savcı, polis, öğretmen ve memur yapabilmek için, kendisinden görmediği bu ülkenin vatandaşlarını da önüne geçebilmek için konu bu kadar basittir. Sonra yargı niye bu halde? Emniyet niye bu halde, bu durumda? Eğitim sistemimiz niye içler acısı, kamu kurumları niye telden dökülüyor diye feryat ediyoruz. Buradan iktidara ve her gün sağa sola operasyon yapan ama nasıl sonuçlandığını bir türlü öğrenemediğimiz Cemal İçişleri Bakanı'na soruyorum. Ali Yerlikaya'ya soruyorum. Bu vebalden rahatsız değil misiniz? Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bir görevde yükselme sınavı yapılıyor ve bu görevde yükselme sınavında birinci olan 5 kişi eleniyor. 100 kişinin içindeki 50 kişiyi eliyorsunuz siz. Hiç utanmıyor musunuz? Vicdanınız sızlamıyor mu? Haksızlık yapıyoruz. Kul hakkı yiyoruz. Nasıl Müslümanız diye sormuyor musunuz kendinize? Nasıl vatandaşız? Nasıl devlet adamıyız diye sormuyor musunuz kendinize? Ve çocuklarımızın, gençlerimizin yüzüne, hatta kendi çocuklarınızın yüzüne, ailelerin yüzüne bakabiliyor musunuz? Bakınız, bu mülakat denen hak yeme ve gasp etme uygulamasını Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere her platformda en çok dile getiren bizim grubumuz. Yani Gelecek Saadet grubu. Mesela 28.11.2023 tarihinde yine Adli Yargı ve Adalet Bakanlığı'ndaki mülakat uygulamaları hakkında bir soru önergesi vermiştim. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğim ama bugüne kadar makul, herhangi bir cevap alamadığım hususta tıpkı buna benzer bir haksızlık hakkındaydı. Ve bir basın toplantısında milletvekili olduğum günden itibaren bugüne kadar yapmış olduğum soru önergelerinin tamamına verilen cevapları sizlerle paylaşacağım. Bazılarına hala cevap verilmedi. Bazılarına ipe un serercesine, arabayı yokuşa sürercesine başka sorumla alakası olmayan cevaplar verildi. Bazılarında da sadece mevzuat hazretlerini dile getirdiler. Soruyla alakası olmayan mevzuat hazretlerini önüme serip benim aklımla alay etmek istediler. Şimdi de kalkmışlar anayasa değiştireceklermiş. Mevcut anayasaya göre 15 gün içinde cevap vermeniz gerekirken benim soru önergelerime hala 9 aydır cevap vermeyen bakanlarınız var. Laüseller ya onlar. Onlar kendilerini kraldan daha fazla kralcı görüyorlar ya. Bir basın toplantısında sadece buna atas edeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yukarıda bahsettiğim kamuya personel alımında mülakatın kaldırılması vaadinin gerçekleşmemesi bir yana, mülakat konusunda da ciddi şaibe iddiaları kamuoyuna yansımıştı. Özellikle 2016 yılından sonra yargıya ve mülki idare kadrolarına ataması yapılmış olan binlerce personel ile ilgili ciddi şüpheler ortaya çıkmıştı. Esasen bir başka açıdan söz konusu kişilerin tespitinin yapılarak
bağımsız bir heyet tarafından yeniden mülakat alınmaları dahi teklif etmiştim. Herkesin malum olduğu üzere özellikle adli ve idari bürokrasi mensuplarının kamuoyuna yansıyan bilgiler ışığında siyasi çıkar grupları ile olan bağlantıların ortaya çıkması adalet ve devlet mekanizmamızı töhmet altında bırakmaktadır. Ayrıca Adalet Bakanlığı'nın sınav ilanları ile ilgili olarak adli yargı hakim ve savcı adaylığı, idari yargı hakim adaylığı ve avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığına ilişkin sınavlarda mülakata çağrılacak aday sayısı, ilan edilen kadro sayısının iki katı fazlası olarak açıklanmak suretiyle arasından kendi adamlarını seçmeye imkan verdiğinde özellikle belirtmiştim. Şimdi geçen sene sorduğu ama bir türlü makul, hukuki ve akli bir cevap alamadığım bu konuyu buradan tekrar sormak istiyorum. 1. 2019, 2020, 2021 yıllarında ÖSYM tarafından uygulanan Adalet Bakanlığı, adli idari yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavlarında başarı sıralaması, ilan edilen kadro sayısının içinde yer alıp mülakat neticesinde elenen kişi sayısı kaçtır? 2. 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında ÖSYM tarafından uygulanan Adalet Bakanlığı, avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavlarında başarı sıralaması, ilan edilen kadro sayısının içinde yer alıp mülakat neticesinde elenen kişi sayısı kaçtır? 3. Mülakatla alımı yapılan adli, idari ve avukatlıktan geçen söz konusu kişilerin şaibe iddialarının vuzuha kavuşturulması adına bağımsız bir heyet tarafından yeniden mülakat alınmaları konusunda bir çalışmanız var mıdır? Şimdi bu konu sadece yargı ve güvenlik bürokrasisinin konusu değil. Bu ülke AK Parti ve ortaklarının adaletsiz uygulamaları ile resmen bir çöle dönüştürülmüştür. Liyakat ve kalitenin hiç edildiği bir ortamdan ne adil, ne kaliteli, ne de ülkesi ve milletini önceleyen bir yapı çıkar. Yargı adaletle, devlet liyakatla, millet aidiyetle buluşturulmazsa ne olur söyleyeyim. Tam da bugün yaşadığımız çöküş olur. Yoksulluk ve umutsuzluk ülkenin üstüne bir kara bulut gibi çöker. Bugün dünden kötü, yarın bugünden çok daha kötü olur. Gençlerimiz ülkede yaşanan bu adaletsizlikler yüzünden geleceğini dışarıda aramaya başladılar. Ve beyin göçü çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Türkiye her geçen gün bürokrasisiyle, bilim adamlarıyla, üniversitesi, akademiyasıyla çölleşmeye başlamıştır. Ve bunun sorumlusu da iktidardır. Çocuklarımız liyakat ve kalitenin değil, torpilin ve eş dost kayırmacılığının etkili olduğunu gördükçe onlar başka yollara tevessül etmeye başladılar, başlıyorlar ve devam ediyorlar. Doktorlarımız, mühendislerimiz, avukatlarımız başta olmak üzere kaliteli insanlarımız bu ülkeden gitmek zorunda kalır. Başarı iltifata ve değer bilinmeye bağlıdır. Değeri bilinmeyen ve üstelik giderlerse gitsinler, ben asistanlarla, çıraklarla, Suriyelilerle de idare ederim diyenlerin eline kalır ülkemiz. Hasılı bu ülkede her şey, her şeyle ilgilidir. Mülakat konusu da böyledir. Bileşik kablar gibidir. Adalet, liyakat, kalite, aidiyet ve refah birbirinin tamamlayıcısıdır, sebebidir ve sonucudur. Şimdi buradan bu başarı sıralamasını da gösteriyorum buradan. Bakın, basın mensupları yakından alabilirlerse eğer ve buradan 98.75 almış birinci olan kişi. Peki mülakatta elenmiş. 98.75 almış dördüncü kişi. Başarısız olmuş mülakatta. 98.75 almış beşinci kişi. Yani ilk beş, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci olanlar kesinlikle sınava alınmışlar ama mülakatta elenmişler. İlk 50'de olanlar burada tam tamına 86 kişinin ismi yazılı. Bunlar çok başarılı insanlar. Bunlar bizim ülkemizin çocukları. Ne yani? Nereden referans getireceklerdi? AK Parti'den mi getireceklerdi? Ne yani? Sadece sizin partinize mi yoğulacaklardı? CHP'li olmak, Gelecek Partili olmak, Saadet Partili olmak, başka bir partili olmak, Alevi olmak, Sünni olmak, sağcı olmak, solcu olmak, Kürt olmak, Türkmen olmak, Naz olmak, Çerkez olmak, dinli olmak, dinsiz olmak, Hristiyan olmak, Müslüman olmak ölçü mü olur? Devlette ölçü sadece ve sadece liyakat, ehliyet, zeka ve yetenekten ibarettir. Başka bir şey değildir. Türkiye'yi kamplaştırmayın, Türkiye'yi ötekileştirmeyin, Türkiye'yi bölmeyin ve parçalamayın. Türkiye'yi silahlı terör örgütleri bölmezler, bölemezler. Ama sizin bu yaptıklarınızla Türkiye bölünür ve kamplaşır. Önce size hatırlatıyorum. Allah her türlü günahla gelin ama kul hakkıyla gelmeyin diyor. Adalet ve Kalkınma Partililere. Özellikle devletimizi yöneten, bugün devleti teslim ettiğimiz hükümete sesleniyorum.
Kul hakkıyla sokaklarda gezmeyin, kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gitmeyin diyorum. Lütfen bir kez daha bu mülakatı düşünün ve kaldırın. Sadece KPSS ve güvenlik soruşturması yeterlidir diyor. Saygılar sunuyorum. Var mı sorunuz?